Merhaba arkadaşlar. Bugün bu motosikleti motosiklet muayenesine götüreceğiz. Eşimin motosikleti süresi de geçti. Ben de ilk defa Harley'e alıştık. İlk defa kendim götüreceğim. Yani daha öncesi benim kendi motosikletimkini şey yapmıştı. Servisi getirmişti. Hani bir bakım yaptırmıştım öncesinde. Şimdi bu motosiklete ev aldım, böyle direkt gidiyorum yani, hiç ne randevu aldım ne işte bir işte bakım yap, bir şey yaptırmadım yani, zaten bakımını kendim yapıyorum. Ama hani bir sıkıntı da beklemiyorum, motosiklet düzgün durumda, iyi durumda yani, her şey çalışıyor ediyor, aynen sorunsuz geçeceğini düşünüyorum. Borcu var mıydı ona baktım, işte vergi borcu vesairesi falan yok. Ben doğrusu vardı da ödedim bankadan sabah, yok akşam, dün akşam. Borçta sanmıyorum çıkacağını. Vallahi işte bakalım yani, hani dediğim gibi ben de işte motosiklet muayene istasyonuna getiriyorum bu arada, Alsancak'taki TÜV'ün. En yer orası sonuçta, İzmir'de. Başka yer var mı onu da bilmiyorum yani, burası sırf motosikletler için yapıyor. Dolayısıyla hani sordum arkadaşlar, ya randevu almaya gerek var mı falan, ya yok dediler, çat kapı gidiyoruz yani. Çünkü zaten motosiklet muayene istasyonu olduğu için böyle araç kuyruğu yok, bir şey yok. Motosikletten öyle çok fazla birer gün gitmiyordur. O yüzden muayenesini yaptırmaya götürüyoruz, bakalım. Böyle direkt hani bir şeyle de karşılaşırsa karşılaşacağız, artık yapacak bir şey yok. Şu anda aslında bir polis durdursa, kontrol yapsa şey olur, ne denir, sıkıntı olur. Şöyle yapayım da arkaya da bir araba maraba duracaksa dursun. Şuradan bir para çekeyim. Çünkü belli olmaz. Kredi kartı, kredi kartı geçmiyordur falan filan. Onlarla uğraşmayalım. Evet, paramızı çektik. Dediğim gibi kredi kartı geçmiyor falansa bir de onunla uğraşmayalım. Şimdi şuradan ufak ufak kaçacağız. Şu arada kaçarım tabii ki de. Şimdi bu arada muayene istasyonuna da yaklaştık. Şimdi ya umarım vallahi var ya, olur ha şimdi. Şey yapmasak bari. Sıkıntı yaşamasak bari. Burayı hep böyle şey ya, direkt bulamıyorum yani. Bakıyorum bakayım, bulmaya çalışıyorum böyle. Hah, şurası boş servis. Buralarda bir yerde daha doğrusu, şunun ön tarafında. Ulan bir sürü motor var ha.
Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, muayenemizi olduk. Çok da basit oldu yani, hiç sorunsuz hallettik. Valla motora bindim geldim. Hani ne bileyim ben, öncesinde aman bir şey var mıydı yok muydu hiç bakmadım bile. Ve tabii ki de hiçbir sorun çıkmadı. Neden çıkmadı? Neden çıkmıyor? Bir, tamam motor yeni. O bir etken. İki, bakım. Ben iyi bakım yaparım abi. Benim motorlarım iyi bakım görür. Her hafta adam gibi mesela kendim yıkarım. Şimdi kendini yıkayınca ne oluyor? Sağına soluna da bir bakıyorsun yani. Haberin oluyor motordan. Durumundan haberdar oluyorsun. Artı yıkadıktan sonra işte VD40'ını yaparım, balatasını temizlerim, bakarım yani. Bunlar da ne yapar? Motorda sıkıntı çıkartmaz. Dolayısıyla da işte geldiğim gibi yani direkt muayeneye getirdim. Hiç tereddüt yoktu zaten aklımda. Hiçbir şey bulmadılar, yok dediler. Hiçbir şey, her şey sağlam. Olacak tabii sağlam. Bu işler böyle. Evet, motosikletimizin muayenesini yaptırdık. Gayet de içimiz rahat şimdi. Ya bir üşengeçten kalmamıştık ama demek ki böyle bu gördünüz, basit bir iş. Zor bir iş değil. Kısa da sürüyor. Zaten muayene yapanlar da böyle motorcu çocuklar falan belli. Yani öyle hani şeyde değiller. Hani üsluplar, davranışlar güzel. Dolayısıyla hiçbir konuda sorun yaşamazsınız. İşte neyine bakıyorlar? İşte sinyallerine, uzun farkı safarı ölçüyor. Sinyallere bakıyor. Stop lambası yanıyor mu yanmıyor mu ona bakıyor.
Valla emisyonu görmedim ya. Bu emisyonu. Sese bakmadım. Bak sese bakan yok. Söyleyeyim. Hani bu desibelden mesibelden kalır mı kalır mı? Valla hiç öyle desibel mesibel bakmadılar yani. Çok egzantrik bir şey olursa belki hani bakıyor demek ki, ama yani özellikle bir ölçüm yapmadı. Bir tane mesela Yamaha'nın işte bu chopper serilerinden vardı. Ses tamam, ben chopper'ı gene biraz çıkartıyorum. Mesela ona da bakmadı diye biliyorum. Zaten benim Harley'den hani ben getirmedim muayeneye, benim servis götürdü, ama hani onda da öyle sese bir şey dememişler demek ki. Yani sesle ilgili hiçbir şey yok. O açıdan iyi. Muayenede sıkıntı yok yani. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. Sonrasında bir şeye baktı. Herhalde fren, tabi amfilevi frenlerin durumuna da bakıyor herhalde. Sonra o şeyleri aldı, işte o makaraların arasını aldı. Orada valla neye baktı ben de bilmiyorum yani. Frene mi bakıyor? Frene bakmış olabilir. Belki. Dolayısıyla neyse, hiçbir şey olmadı. Sırıntısı çıkmadı. Minör de yazmadı herhalde, öyle bir şey. Zaten motorun bir şeyi yok ki. Ne yazacak? Yani çocuk da öyle çok da şey, böyle Türk çok beğendim İzmir'dekini, çok böyle usturuplu, güzel, düzgün tipler, konuşmaları, tarzları çok hoş, çok beğendim. Yani muayene konusunda korkmadan, dediğim gibi borcu yoksa, mesela benden bir önceki kilometreden kaldı arabada, motorda kilometre yok yani. İşte bir tane şey dedi çocuk, çalışsın yeter yani, daha kilometre olsun orada, göstersin yeter, bir tane şey üniversal bir tane kilometre taktıracak. Öyleymiş yani o iş. Güzel yol da gösteriyor. Bir ay içinde yaptır getir diyor, eğer bir kusur bulursa. Bir kusur buldu diyelim. Not alıyor. Bir ay içinde abi bunu yaptır getir, hemen bakalım yollayalım diyorlar. O da güzel, makul. Başta bir ayda halledilecek bir şey yok yani, ne olacak ki? Videom burada sona eriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize eğlenceli, kazasız, belasız sürüşler diliyorum. Tekeriniz düz bassın. Görüşmek üzere. Seviyorum sizi.